Merhaba değerli arkadaşlar. Bir diğer ürün tanıtım ve test videomuzda daha aramıza hoş geldiniz. Sizlere kısa videosunu yayınlamış olduğumuz Kral XPS AK kullanı olan 12 kalibre yivsiz şarjörlü yarı otomatik tüfeği tanıtmak isteriz. Öncelikle Kral Silah Sanayi'ne bizlere desteklerini esirgemedikleri için ve bu güzel ürünleri sizlere tanıtabilme imkanı verdikleri için şahsım ve kardeşim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bakalım neler var. Kutu içeriğinden başlayalım. Standart alışkın olduğunuz diğer testlerimizle devam edelim. Kutusu, öncelikle onu söyleyelim. Plastik kutusu, daha önce Kral'ın PCP'lerinde uygulanmaya başlamış olan plastik kutu artık ateşli silahlarından XPS serisinde de aynı plastik kutuyla geliyor. 4 mandallı, iki taraflı birden açılabiliyor. İşte bu taraftan ister bu taraftan mandallarını açabiliyorsunuz. Açalım. Yani kullanım sapı kapandığı zaman muhafaza ederken herhangi bir çıkıntı oluşturmuyor. Açıldığı zaman taşıma esnasında size rahatlık sağlıyor. Bakalım kutu içeriğinde neler var. Yine kısa atış videomuz esnasında biz çıkardık, attık, sıktık. Ama sizlere kutu içeriğinden tam olarak nasıl çıktığını gösterebilmek adına aynı poşetlerine geri koyduk. Efendim tabii ki ilk önce şu andaki elimizdeki modelimiz XPS klasik modeli. XPS klasik modelimiz. Öncelikle bunu böyle bir ayırdık. Kutu içerisinde de başka neler var? Bir adet 5'li şarjörümüz var. 5 artı 1. Bir adet 7 artı 1 şarjörümüz mevcut. Bunlar da takoz olabiliyor. Takozun çıkartılmasını bir adet size gösterecek. Takoz yerine konulacak olan malzeme de var. Burada XPS'de dikkatimizi çeken yine poşet içerisinde şu şekilde bir aparatımız mevcut. Bu aparatımız ne işe yarıyor? Kısaca bahsedeyim, yine onu da gösteririz. Kasanın yan tarafında aparatın bağlanmasını... Bismillah. Kasanın yan tarafında aparatın takılmasını sağlayan bir kısım var. Kasaya monteli halde. Biz daha önce bildiğiniz gibi bunları kendimiz monte ediyorduk ama burada hazır hali var. Direkt olarak buraya bunu yerleştirdikten sonra nasıl yerleştirileceğini göreceksiniz. Üstüne optik takma imkanınız oluyor. Bunun haricinde bir adet alyan, şarjördeki takozu çıkardıktan sonra koyacağınız parçamız, bir adet de küçük piston anahtarımız. Temizlik yapmak için pistonumuzun kapağını sökebilmek için Kral öyle bir kolaylık yapmış. Herhangi bir ekstra aparata ihtiyaç olmadan onu zaten mekanizmanın sökülmesi esnasında size ayrıyeten göstereceğiz. Peki başka ne var? Yine PCP'lerden alışkın olduğumuz Aria markanın bir red dotu var. İsteyen red dotla kullanır, isteyen mekanik nişangahla kullanır. Tabii ki bu kullanıcının keyfine kalmış. Ama ilave olarak bir optik konulması, ateşli silahta bir optik konulması, bu da bence güzel bir ayrıntı olmuş. Şu şekilde. Blink, blink. O zaman şöyle bir ölçümlerine bakmaya başlayalım. Bakmaya başlamayalım. Niye başlamayalım? Ben unuttum. Elimizde... Farklı rengimiz. Evet, teşekkür ediyorum birader. Hatırlattığınız için. Ne demek? Elimizde XPS'nin bir tane de bronz modeli var. Bu bronz modeli de normal siyah boyama vesaire değil, yine selakot kaplama şeklinde. Yine siyah olarak anlatacağımız zaman da söyleyeceğiz. Onunki de normal boyama şeklinde değil, kasa üzerinde. Bronz modelinde kendine has bir görüntü özelliği var, söyleyeyim. Parlak, ıpıl ıpıl, ışıl ışıl değil. Ben öylesini çok sevmiyordum. Daha mat görünümlü. El kabzesinden dipçiğine, kasanın tamamına ve namlulu kaplamasına varıncaya kadar gayet şık ve güzel. Arka tarafına eklenilmiş olan dürbün aparatını bağlama aparatının olacağı yer bile aynı renkte oluşmuş. Silahımızın birkaç özelliğinden ve birkaç ölçümünden bahsedelim. Öncelikle dediğimiz gibi kasa normal bir boyama şeklinde değil, yine özel bir kaplama şeklinde. Bronz olanında çok daha rahat hissedebileceğiniz gibi serakot kaplama. Siyah olanında da bu şekilde. Efendim, silahların toplam uzunluğu ikisinde aynı tabii ki. Klasik model, dipçikte herhangi bir değişiklik yapılamayan 107 cm civarında. Ağırlık olarak ise bir tanesi 3280. Yani siyah olanımız 3280, ilginçtir. Bronz olanı 3310. Arada ne kadar fark var? 30 gram kadar fark var. O da serakot kaplamanın verdiği fark olsa gerek bizim ölçümüze göre. Serakot kaplamalarda çok ince de, milimetrik de olsa yüzeye ekstra bir ağırlık
kaplayacak bir film tabaka gibi diyelim artık, ekstra oluyor. Şarjörlerinden bahsedeyim. Şarjörleri şu an için plastik. Farklı şekillere döndürülebilir mi veya ilaveler olacak mı onları da henüz tam net bilmiyoruz. Herhangi bir muhafaza yerinde falan da metal yok. Tamamen plastik. Peki bu plastik ne kadar zamanda aşınır? Kullandığınız zaman hemen kırılır mı, yarılır mı, bozulur mu? Biz de onu denemek için test atışlarımızda belki dikkatinizi çekmiştir. Şimdiki atışlarımızda da dikkatinizi çekecek bir bant var iki tanesinde. Bunun da maksadı bu şarjörler kaç atışa dayanacak, kaç atış yapabileceğiz. Şu anda bu şarjörde 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 defa dolum yapmışız. 5'er şarjör fişekten hesaplayın. 175 fişek şu anda sadece bu şarjörle atılmış. Şöyle yakından gösterirseniz şu ana kadar herhangi bir bozulmaya rastlamadık. Ama ileride belki şuraya bir metal muhafaza düşünülebilir. Henüz uzun olan şarjörle çok fazla atmadık. 12-13 defa dolum yaptık. 7+1 şeklindeki şarjörümüz. Bunda da henüz bir sıkıntı görmedik. Peki efendim, silahlarımızın klasik alışkın olduğumuz AK emniyeti şeklinde. Emniyeti mevcut, gördüğünüz gibi her ikisinde de aynı. Bu ne? Şimdi gelelim tanıtım videoları, yani ilk videomuzdaki kısa videoda sormuştunuz. Molot, web gibi diğer AK kullanımlarında mekanizma geriye geldiğinde kalıyor mu? Zannımca kalmıyor demiştiniz. Evet, mekanizma XPS modellerinde mekanizma geride kalmıyor. Yalnız mekanizmanın geride kalabilmesi özelliği opsiyon olarak eklenmiş. Onu da ne yapıyoruz? Şunu geri çekelim. Bu düğmeye de basalım. Mekanizmayı geride kilitleyelim. Olası bir atım yatağı kontrolü veyahut da şarjörün çıkartılması esnasında, geri takılması esnasında yatağın boş veya dolu olup olmadığını görmek istiyorum der iseniz şayet geride kilitliyorsunuz mekanizmayı. Kurtarmak için de sadece geri çekiyorsunuz mekanizmayı ve bırakıyorsunuz. Güzel bir açıklama. Bu arada mekanizmayı gösterelim. Hani az miktarda fişek attık. Halen devam ediyoruz. Diğer tarafına bakacak olursak, daha önce bahsetmiş olduğumuz gibi dürbün aparatının takılmasını sağlayan o metal kısmın takılacağı yer kazada direkt monta haline geliyor. Quick Detect dedikleri modeller de bunlarla uyumlu. İçerinden çıkan değil de içeridekiler vidalı çıkıyor. Hı hı. Kendinizin klipsi olanı da çıkartabilirsiniz. Şarjör yatağı herhangi bir ilavesi vesairesi yok. Orijinal AK ile aynı mantığa sahip. Şarjörü takarken önce şu ön tarafta görmüş olduğunuz çentiyi şarjör yuvasına denk getireceksiniz. Sonra oturacaksın. Çıkartırken de yine şuradaki mandal vasıtasıyla çıkaracaksınız. Dediğimiz gibi önce şu çentik oturacak. Sonra şarjör oturacak. Ha, bu boşken biraz daha rahat. Doluyken alışmanız birazcık süre alabiliyor. AK modellerinde aynı. Efendim, mekanik nişangah sistemine gelir isek, mekanik nişangahta herhangi bir ayarlama gördüğümüz kadarıyla söz konusu değil. Gez ve arpacık sabit göründü gözüme. Biraderim sen ne diyorsun? Sabit başka bir ayarı yoktur. Herhangi bir yükseklik, uzaklık ayarı mevcut yok. Değil. Ya, bu nedenle zaten yan taraftaki aparat konulmuş. Aynı zamanda içerisinde o aparata takabileceğiniz malzeme mevcut. Üstüne ister optik, ister ayrı bir nişangah, ister red dot, reflex sight gibi şeyler takabiliyorsunuz. Tetik ağırlıklarını bir kontrol edelim. Atım yatağını kontrol ettik. Şarjörümüz zaten yok. Hazır mıyız? Hazırız tabii. 2144. Oldukça hafif bir tetik. Güzel. Şey. 2460. Ne oldu? Dirayet mi göstermeye başladı? O kadar fark olabiliyor zaten iki ölçüm arasında. 2450. Demek ki 2400 gram civarında bir tetik ağırlığı var. Hemen... Hani bana demiş bu. Evet. İkinci modelimizi geçelim. Bakalım tetik ağırlığı ikinci modelde nedir? İki modelde niye yapıyoruz? Standartlar ne kadar gözetilmiş? Birbirine ne kadar ne uyumlu? Ne kadar yakın, uyumlu? Hı-hı. 2260. İlk ölçümleri biraz hızlı mı yapıyor? Nedir? Biraz hızlı çıkarıyor. 2340. 2360. 2400 civarında. Bu da 2300. Bu da 2400 civarında. Yani arada bir 100 gram civarında bir fark var. Bir de dikkatinizi çekmek istediğim
tetik ağırlığını ölçerken parmağınızı dokunduğunuz yerden ölçmek önemli. Şu uçtan ölçerseniz ya da şu geriden ölçerseniz yine değişiyor. Deneyelim mi? Hemen. Deneyelim. Deneyelim. Mesela biz parmağımızı normalde şu kısma koyuyoruz değil mi? O zaman bir de şuradan ölçtüğümüzü düşünelim. Nasıl çıktı? 1900 çıktı. Demek ki parmağımızı koyup atış yaptığımız yerden, yani ta şuradan atmıyoruz nasıl olsa bildiğim kadarıyla öyle yapıyoruz yani. En azından normal koşullarda. Ya da ta şu şekilde de bildiğim kadarıyla atmıyoruz. Bir de onu deneyelim hemen. Öyle bir herhalde 8-10 kilo çıkartırsın oradan basarsan. Yok yok, çıkmaz o kadar. Bakın 3170. Dolayısıyla tetik ağırlığını nasıl ölçüyoruz? Benim şahsi kanaatime göre parmağımızı koyduğumuz, atış yapacağımız yerden ölçersek bize tetiğin direncini net olarak öyle daha rahat göstermiş oluruz derim. Fabrika çıkışı şarjörlerin bir tanesinde takoz mutlaka oluyor. Malum kanunlar gereği takoz olmak zorunda. Takoz olduğu zaman da şarjörü tam olarak kullanamıyorsunuz gördüğünüz gibi. Takoz, İki hafta bir hale getiriyor tüfeğinizi. Takozu çıkartmak çok basit. Elinize geçireceğiniz herhangi bir şeyle, kalem de dahil olabilir. Alt tarafında zaten kızaklı bir tabanı var. Şu kısmına bastırıp hafifçe ileri itekleyeceksiniz tabanı kurtarabilmek için. Gördüğünüz gibi taban yuvadan çıktı ve alt taraftaki kısma oturdu. Kesinlikle ama kesinlikle tabanı çıkartırken elinizle şarjörün alt tarafındaki takozun yaylı kısmını sabitleyerek çıkartın. Değilse bu mübarek ok fırlatıyormuş gibi çıkar. Yavaş yavaş geriye doğru çekiyorsunuz ve çıkartıyorsunuz parçayı. Parça çıkarttıktan sonra aha da takozumuz. Takozumuz burada. Takozu çıkarttıktan sonra kutu içeriğinde çıkmış olan normal şarjör sabitleme takozunu yavaşça elinizle itekleyeceksiniz. Bunun bir yönü yok bu arada. Onu şimdiden söyleyelim. Gördüğünüz gibi iki tarafı da takabilirsiniz. Bunu hiçbir sıkıntı oluşturmaz. Yani şu şekilde de takabilirsiniz, bu şekilde de takabilirsiniz. Bunda bir yön mevcut değil. Yaya oturttuktan sonra elimizle itekleyerek yayımızı yuvanın içerisine koyuyoruz. Çıkarttığımızın tersi istikamette rayını oturtarak yavaş yavaş yine elimizle destekleyerek oturtuyoruz. Gördüğünüz gibi artık şarjörümüz takoz olarak kullanıma hazır. Evet arkadaşlar, gelelim tüfeğimizin mekanizmasına. Mekanizma AK klonu. Klonu diyoruz. Niye klonu diyoruz? Şimdi kasaya bakıp da bunu AK-47 ile birebir aynı değil, nasıl bunu AK klonu diyesin, diyorsunuz diyenler çıkacaktır. Çalışma mekanizma prensibi olarak AK baz alındığı için dış kasa farklılık gösterse de AK klonu olmasının sebebi budur. Çalışma mekanizması birebir bizim klasik kereş dediğimiz silahlarla, AK-47'lerle aynı. Şu şekilde silahımızın atım yatağı boş, şarjörümüz zaten takılı değil. Söküm esnasında arka taraftaki basamaklı bir mil var. Bu zaten hareketin aktarımının sağlandığı, yay kısmının bulunduğu mil. Bunu hafifçe ileri itekliyoruz. Şu şekilde. İleri itekledikten sonra üstteki kapağı çıkartıyoruz. Kapak çıkartıldıktan sonra mevcut olan hareket milini çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi silahımız çok temiz. Canını çıkarttığımız için. Daha sonra döner başlıklı olan mekanizmasını da çıkarttıktan sonra silahımızın aksamıyla baş başa kalıyoruz. İlk gözümüze çarpan detay tetik grubuna bakıyorum. Tetik grubunun özellikle AK tip silahların çok böyle dayanıklı olmasının sebeplerinden biri olan tetik yayı değil, sarmal çelik yay bulunmakta. Bu da mükerrer atışlarda ve uzun süreli kullanımlarda bu tetik grubunun deforme olmasını engelliyor. Özellikle çelik yay sistemi çok daha uzun ömürlü oluyor. Başlık sistemi oldukça güzel. Kullanılan malzemeler kaliteli. Bu silahla ilgili söyleyeceğimiz birinci özelliğimiz, silahımız saç kıvırma teknolojisiyle üretilmiş. Yani silahımız tek parça bir işlemden geçirilmemiş. Şurada zaten puntularını görebiliyorsunuz. İç tarafta silahın monte edileceği bir iskelet. İskeletin üzerine saç kıvrılarak puntolama teknolojisiyle
Gördüğünüz gibi şuradan da içerisinden de gösterebilirsiniz şu kısımda. Puntolama teknolojisiyle kasanın dış kısmı kaplanmış. Bu da neyi getirmiş beraberinde? Silahta hatırı sayılır bir hafiflik meydana gelmiş. Yine ikinci dikkatimizi çeken, zaten başlangıçta söyledik, şu kısım. Yani quick detect diye geçen, yabancıların özellikle optik takmak için AK kasasına monte ettiği kısım, bu silahta monteli ve puntolu halde geliyor. Dolayısıyla bunun kolay kolay çıkma ihtimali yok. Piston sistemimiz, piston odası burada ve bunun içerisinde hareket eden bir piston sistemimiz mevcut. Bu piston sistemi hareketi başlığa aktarıyor ve şuradaki hareket milimizin üstünde silahımız giderek geri geliyor. Çalışma sistemi kabaca bu. Başka silahta dikkatimi çeken herhangi bir ekstra bir özellik bulunmamakta. Özellikle silah hafif olsun diye dipçik, el kunda ve kabze plastikten imal edilmiş. Bu da silah zaten oldukça hafif ve taşıma esnasında da kolay taşınabilecek bir hale getirmiş. Atışlarımızdan sonra zaten silahımızın temizlik videosunu sizle ekstra olarak paylaşacağız. Ve yine çok güzel bir ayrıntı. Biz bunu beğendik. Piston sökme anahtarı yapılmış. Şöyle gösterebiliriz. Şu şekilde 4 eşit parçaya bölünmüş bir piston kapağı oluşturulmuş. Ve bu piston kapağının içerisine oturup dönmesini sağlayan bir de içerisinde piston kapağını sökme bir nevi pensesi oluşturulmuş. Bunu da dediğimiz gibi temizlik videolarında size daha rahat anlatacağız, daha geniş anlatacağız. Bu da çok güzel bir ayrıntı olmuş bizim için. Tüfeğimizin genel performansı zaten iyi. Hafif olmasına rağmen ben bir şahlanmasını hissetmedim. Bilmiyorum sen hissettin mi? 12 kalibreye göre de oldukça az bir şahlanmaya sahip. Bakalım ilerleyen zamanda tüfekle ilgili daha nelerle karşılaşıp sizlere aktaracağız. Bir de monte edelim, toplayalım. Dağıtmışız. İyiydi. Ama atmaya başlayacağız. Toplamamız lazım. O zaman toplayalım. Şunu söyleyelim. Şu kısım genellikle sizin hiç ilgilenmeyeceğiniz kısım. Çünkü bu kısım fişeğin tahliyesini ve şuradan da gördüğünüz üzere bastığınız zaman atışını sağlayan kısım. Yani bu kısımda çok ilgilenmeyeceğiz biz. Müzik videosunda tekrar anlatırız zaten size. Ama oldu ki sökme esnasında bunu çıkarttınız. Yerine takarken özellikle yuva kılavuz yapılarak imal edilmiş. Yani silahı ne şekilde monte edeceğiniz buradaki kılavuzu oturtarak rahat bir şekilde monte edebiliyorsunuz. Çıktığında bunu nasıl sokacağınız şuradaki yoldan belli zaten. Tüfeği başlığı oturttunuz. Hafifçe çevirerek yerine koydunuz. Özellikle şu başlığın şu şekilde tırnağın birinin tam alta gelmesine dikkat edin, değilse oturmaz. Yani şu şekilde oturtmaya çalışırsanız şayet kızağın içerisine oturduktan sonra mekanizma ileride öyle gitmeyecek, bu kısım takılacaktır. O yüzden şu şekilde yerine oturtuyoruz. Parmağımızla hafifçe şu mekanizma ileri itersek monte istasyonu geriye doğru da gelebiliyor. Geriye döndüğü zaman gördüğünüz gibi başlık dönmeye başlıyor. Bu sefer de monte esnasında sıkıntı olabiliyor. Şurayı kılavuzladık. Parmağımızla da hafifçe bastık. Önce ucuna oturttuk. Daha sonra şuradaki ray kısmı, zaten şuradaki gördüğünüz içeride kızağa oturacak. Önce ön kısmını oturttuk. Ray kısmını oturttuk. Üzerinden hafifçe bastırarak ileri doğru itekliyoruz. Daha sonra öncelikli olarak birinci yay. Daha sonra arka taraftaki sabitleme milini raya oturtuyoruz. Muhafaza kapağının altında hareket eden mekanizmanın rahat gidip gelmesini sağlayan kısma dikkat ederek yerine oturtuyoruz. Ve şu kısma mutlaka dikkat edin bakın. Söktükten sonra. Eğer bu kısım tam yerine oturmazsa veyahut da boşta kalırsa zaten kapağı kapatamazsınız. Kapatsanız bile ileride sıkıntı olabilir. Yerine tam oturttuğumuz zaman zaten gördüğünüz gibi silah çok rahat bir şekilde hareket ediyor. Monte esnasında önce arka tarafından hafifçe ileri ittiriyorsunuz. Ön taraftaki kılavuzlamayı yaptıktan sonra bunu oturtuyorsunuz ve yerine giriyor. Bir daha göstereyim. Çünkü bunu tersten giderseniz zorlanabilirsiniz. Şurayı oturtup buradan vurmaya çalıştığınız zaman bu size bayağı bir dirayet gösterecek ve yerine oturmayacak. O yüzden önce şu şekilde hafifçe şunu itekleyerek yerine oturtuyoruz. İlk basamağı atlattığınız zaman aşağı doğru rahatlıkla kayıyor kapak zaten ve yerine oturmuş oluyor.
Mekanizma ile ilgili diğer söyleyeceğimiz şey, kapağını sökerek göstereyim size. Başlangıçta söyledik zaten, yine tekrar etmekte fayda var. Molot, Weber gibi diğer AK kullanan 12 kalibre olan tüfekler gibi bittikten sonra mekanizma geride kalmıyor. Yani AK'ya orijinal sadık kalınması, mekanizmanın geride kalmaması prensibine göre üretilmiş. Fakat güzel bir ayrıntı, dediğimiz gibi gerek kapak kapalıyken gerek atım yatağının rahat kontrolünde veya tüfekle ilgili herhangi bir şarjöre basmada daha rahat olacağını düşündüğünüz durumlar için şu tarafta içeride hareket eden bir parça var, görüyorsunuz bakın şu kısımda. Çalışıyorum. Tam göründü mü bilmiyorum. Muhtemelen görülmüştür. Geriye çekip şuradaki dili iteklediğiniz zaman mekanizma geride kalıyor. Ama orijinalinde silah atış tamamlandıktan sonra geride kalmıyor. Dostlar, gelelim kroni ölçümlerimize. Önce tek kurşun. Hazır mısın biraderim? Evet. Yaf Spitzlock. 1380. 1437. Ve 1398. Sıradaki 9'lu. Yaf 9'lu bellet. Bakalım bunda nasıl olacak netice. Bir saniye. Yaf 9'luyla 1372, 1383 ve 1402. Tabi son zamanlarda biliyorsunuz bir de saçmayla ölçüm yapıyor dedik. Ve bu da yaf 34 gram. Kaç numara biraderim, bakar mısın? 3. 3 numara saçmayla. Hazır mıyız? Evet. 1305. 1344. 1347. Her zamanki gibi saçma fişeklerinde namlu sıkıcıları birbirlerine daha yakın. Jet 24 gram. Başarılı. 28'e geçelim efendim. Birden farklı marka özellikle bulunduruyoruz ki, daha önce söylemişizdir, konuşmalarda geçmiştir. Tek bir markanın tek bir gramıyla takılıp kalmayın. Farklı markaları denemekte fayda var. Meca 28 gram. Evet. Efendim 30'a geçelim lütfen. Ortaya karışık mı yine? Karışık olacak ortaya. Sıradaki gramajımız 30 gram. Ortaya karışık, jet ile yaf beraber. 30 gram. Sonuncusu yeşil çıktı. 32'den devam edelim. 32. 32 değil mi? Yanlış söylemedim. 32. Jet 32. Buyurun. 34. Omzum birazcık ağrıyacak gibi.
34 gram jet. Devam. Hazır mıyız? Evet. Tamam. 36. 36'da 3 koyuyorum. Koy. Niye öyle aza elin var mısın? Yeter bence yani. Aza elin var mısın? Sen koy onu 5 koy. Şimdi her birini 5 atıp da bunu 3 atınca bu pek pahalı arkadaşlar ama bunlar yapmaz. Bir de yahu. Ya pahalı biliyorum ama test yapıyoruz arkadaş. Alacağım. Sıradaki 36 gram Rotwein. Buyurun. Bir 40 vardı sanki orada. Bunu bari üç basayım artık. Vallahi buna bir şey diyemeyeceğim. Lambro Demi Magnum 40 gram. Kovanın biri Hanya'ya, biri Konya'ya gidiyor. Şu tarafa doğru giderken gördüm. Evet, orada görüyorum. Farklı gramajlarda bir şarjör ortaya karışık. 24'ten 40'a kadar. Bakalım bunda nasıl olacak. Başlıyoruz. 24'ten başlıyoruz. 24'te yine bu. 25. 30. 32. 34. 36. 40. Güzeldir. Elimizde iki tane XPS klasik olduğuna göre yine ne yapıyoruz? O beşlerin şu 5 benim. Buyurun efendim. 5 mi atalım bakalım ne olacak? Şimdi çok daha şey etmemek lazım. Peki o zaman sen bilirsin. Sağdaki hedef benim. Kamera ikisini de alıyor mu? Evet evet alıyor. Tamam. Gördün mü tahtaya ne yaptım? Tahtanın ağzına tükürdüm. Benim neyim eksik arkadaş? Ben de o tahtaları paramparçık ederim. Gidelim bir bakalım mı? Burukma fena değil sanki. Hop şunu da şöyle yapalım da birimizin üstüne dönü olmaz. Gidelim bir bakalım. Ne yapalım? Kağıt alalım. Tabi burada da şöyle bir geriye doğru mesafeyi gösterelim. Yaklaşık 40 metre. Tahtayı da attım. Tahtı kestireceğim. Yapacak bir şey yok artık. Hem benden hem senden ötürü. Tahtı kesilecek. Şimdi benim 5 atışım şu. Şöyle. Bir tanesi şöyle parmağın az dışında. O da vuruş yerinden belki biraz kurtarıyor. Kurtarıyor. Yani 5 tanesi güzel. Hiç fena değil. Efendim şuraya bakalım. Biraderin 5 tanesinden zaten 2 tanesi birbirine yapışık. Şöyle yapayım. Benimki de kurtarır sayılır canım. Kurtar. Tahta yok. Dikkat edin. Ben o tahtayı ne yaparım ben o tahtayı. Tahta yok artık. Tahta yok. Yapacak bir şey yok. Bu arada kurşun atışları güzel bence. Bence de. İlk olarak dağılım testimizi 10 metreden başlıyoruz. Önce saçma, sonra 9'lu pelletler. Saçma, yaf 34 gram, 4 numara. 10 metreye bir bakalım. Hazır mıyız? Evet. Evet. Hemen... İçinde 12 pellet bulunan bukşata geçiyoruz. Hazır mıyız? Evet. 10 metrede hiç fena değil. Ne dersin? Oldukça iyi. O zaman hemen gidip bir bakalım. Metre atışında
Saçmalardan herhalde hedef dışına giden olmamış gibi görünüyor. Evet, çok da almamış çünkü. 50'ye 75 ana grupmanları görüyorsunuz. Saçmalar oldukça derli toplu ve düzenli gitmiş. 12'li pellet de ilginç bir patern sergilemiş. 3, 6, şu geri kalan şurada. Tapadan çıkmamış gibi sanki. Yani derli toplu bir şekilde gitmiş. Demek ki 9'lu veya 12'li içerisinde 27 pellet olanları da var. Bunları daha çok yakın mesafelerdeki büyük hedeflerde kullanmak daha etkili olacaktır. Uzak mesafelerdeki etkilerini az sonra kontrol edeceğiz. Şimdi önce 25, sonra 40 metreye geçelim. Mesafemiz 25 metre. Yine yaf 34 gram bu sefer. Bakalım öncelikle saçma atışında dağılım nasıl olacak. Hazır mıyız biraderim? Sağdaki hedefteyim. Şimdi de hemen 9'luya geçiyorum. İçerisinde 12 pellet bulunan ve 25 metredeki atışımız bu şekilde. Kontrol edelim. 25 metrede gördüğünüz gibi 50'ye 75 olan hedef kağıdının tamamında bol miktarda saçma mevcut. 34 gram 4 numara saçmayla. 12'li pellet atışımızda ise hedef kağıdında 3, 6, 7, 8 adedi 25 metreden isabet etmiş. Bakalım 40 metrede ne olacak? Mesafeyi biraz daha arttırdık. Bakalım. 39,5 metre. Ya tam 40 diyemiyoruz. Tam 38 de diyemiyoruz. 39,5 diyoruz onun için. Arada. Sağdayız. Tamamdır. Önce yaf 34 gram 4 numara fişek. Bakalım grupman nasıl olacak? Bak gördün mü? Bunda hiç takmada sorun var mı? Yok. Maşallah. 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 Hop. Önce saçma fişeği atıyorum. Evet. Hemen birincisini attık. Yerimizden kalkmadan yaf 12 pelletli 9'lu okşat. Problem olacak zannettin değil mi? Yok yok yok. Hazır mıyız? Evet. Ve bu da 12'li. Bakalım gidelim yerine. Tabii yanımıza hedef kağıdı alalım. Metre mesafede 50'ye 75 karton üzerinde 4 numara iri olan saçmalardan bir tanesiydi. Gördüğünüz gibi hedef bu şekilde. Ana hedef olan şurası. Hedef vurulabilir yine de. Evet. Ufak bir hedef vurulabilir. Ancak 12'li 9'lu pellette içerisinde 12 pellet olan fişekte ise sadece şu anda gördüğünüz gibi 2 pellet isabet etmiş. Bu nedenle de zaten ne diyoruz? 9'lu olan, 12'li olan pelletleri çok daha yakın mesafelerde gerek hallerinde kullanmak. Onun dışında tek kurşun devamı. Ses ölçümlerine başlıyoruz. XPS klasik modelde öncelikle tek kurşun ile bir ses ölçümü yapalım. Hazır mıyız efendim? Hazırız efendim. At. 121.3 desibel. İkincisini hazır mıyız? Evet. At. Ve 121 desibel. O zaman bir de saçmayla bakalım. Hazır mıyız efendim? Evet. At. 121 desibel. At. Ve 120 desibel. Bu arada ben ufak bir şey yaptım. Senin haberin yok. Var, haberim var. Biri 32, biri 34 mü? Hatta biri 30 bile olabilir. Biri 30, biri 34. Arada 1 desibel fark etti. 1 desibel fark etti zaten. Boş kovanın gittiği yerde fark etti. Yine ne diyoruz? Atışlarda her zaman
gözlük ve kulaklık kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Evet değerli arkadaşlar, bir diğer test ve tanıtım videomuzun daha sonuna geldik. Videoda teferruatla mümkün olduğunca fazla atışla XPS'nin klasik modelini sizler için test ettik. Benim ilk dikkatimi çeken şey orijinal Saiga'ya oldukça benzetilmiş AK klonu olarak, AK bazlı işletim sistemi olarak güzel. Atışları keyifli, seri atışları var. İlginç olanı 3-4 kilonun altında taktik silah olacak mı diyorduk, oldu. Yani taktik olarak düşünürsünüz düşünmezsiniz o ayrı konu ama şarjörlü bir silah olarak 4 kilonun altında bir silah da elimize geçmiş oldu. Evet. Öyle diyeyim. Yine atışlar esnasında daha önce farklı silahlarla da karşılaştığımız şunu mutlaka söylemekte fayda var. Biz bu silahların sizlere ayrıntılı tanıtımından önce biliyorsunuz küçük bir görsel video çekiyoruz. Bu video esnasında hem mekanizmanın çalışmasını hem de bir nevi rodajlamasını yapmaya çalışıyoruz. Bu video esnasında da genelde 34-36 gram fişeklerle mekanizmanın çalışmaya alışmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu nedenle silahınızı kutudan çıktığı gibi alıp direkt olarak 28 gram 30 gram fişek atamayabilirsiniz. En güzeli bir 3-4 kutu civarında 34-36 gram arasında fişek kullanarak silahın mekanizmasının daha rahat çalışmasını sağlamanız diyeceğim. Dezavantaj olarak söyleyebileceğim gez ve arpacığın ayarlı olmaması. Bu da silah üzerinde gelen gez ve arpacıkla nereye nişan aldığınızda nereye vuruyorsa ona göre ateş etmeniz gerekiyor. Nişangah sisteminde herhangi bir ayarlama yapamıyorsunuz. Senin eklemek istediğin bir şey var mı biraderim? Bu sistem üzerine üretilmiş olan silahlar furyasına katıldı. Genellikle hep AR platformu baz alınıyordu. AK platformunda pek Türkiye'de tercih edilmiyor demeyelim ama üretilmiyordu. Kral bununla işte yeni bir soluk getirmiş oldu. Yani bir model baz alınarak yapıldı ve baz alındığı modele de sadık kalınarak üretilmiş. Biz testlerde şarjör hususunda biraz kafamıza takılmıştı. Evet, şarjör dağılacak mı acaba diye denedik ama. Şarjör tamamen plastik. Yani şarjörde metal hiçbir aksam yok içindeki yay hariç. Biz de bu kullanım esnasında acaba bir sıkıntı oluşturur mu, ilerleyen dönemlerde deformasyon oluşturur mu diye düşünüyorduk. Kaç fişek katılmış oldu bununla yaklaşık? Say bakayım, 400'ün üzerinde oldu. 2, 4, yani... 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 çarpı 5. Buraya bu bantları sarmamın sebebi de o. Özellikle atış yaptığımızda her dolumda ben bir işaret koyuyorum. Bu işareti koyarak bu şarjörle toplamda kaç fişek attığımızı görmüş oluyoruz. Böylece şarjörde herhangi bir deformasyon olduğunda kaçıncı atışa geldiğimizi görmüş olacağız. 17 çarpı 5 değil ama işte yanlışlar 17 çarpı 5 çarpı 5. Heh işte öyle yapacaktık zaten. Toplamda çarpı 5 çarpı 5 eşittir. 425 fişek bu şarjörle atılmış durumda. Onu söyleyebilirim. Yani hani testler çok kolay ya. Bir tane silah geldi mi bütün test bitiyor ya. Başka bir şey öyle gerek öyle. Bitiyor, yok ya. Bitiyor. 425 tane fişek sadece bu şarjörle atıldı arkadaşlar. Onu söyleyelim. Ve şarjörde şu ana kadar herhangi bir deformasyon olmadı. Efendim bu silahı bize tanıtma, test etme ve sizlerle paylaşabilme imkanı sunduğu için Kral Silah Sanayi'ne teşekkür ediyoruz. Bir diğer husus AK klonunda, AK bazlı silahlarda hesaplı bir yere geldi Kral. Evet, bu ürünüyle diğerlerine nispeten daha hesaplı bir şekilde. Bayilerden fiyat öğrenebilirsiniz. Bize fiyat sormayın, biz bayi değiliz. Paket içeriği de oldukça dolu bu arada. Yani evet. Para vereceğiniz ve ekstradan alacağınız optiğiniz olsun. İşte ne bileyim içerisinde çok ince bir ayrıntı olarak düşünülmüş piston anahtarı olsun. Yani yan taraftaki ray aparatı olsun. Bunlar da bir ekstra özellik kazandırmış. Yani paket içeriği de oldukça dolu. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Facebook'tan Şen Kardeşler sayfasından bizleri takipte kalabilirsiniz. Yeni gelişmeleri paylaşmaya sizlerle devam ediyoruz. Görüşmek üzere efendim. Görüşmek üzere.